In this game, one goal, one team. Fight for that possession, gotta act fast. Another shot, another pass. We want you, want you. The city comes to life and they got something to say. Come on, let's go. I feel devotion. Günaydın, günaydın, günaydın. 2022'nin ilk taktik tahtasıyla karşınızdayız. Turkish Airlines EuroLeague'de 18. maç haftası geride kaldı ve biz de 2022'deki ilk programımızda oynanan 4 maçtan seçtiğimiz pozisyonlarla karşınızdayız. İhsan Bayülkan ile beraber bu haftayı konuşacağız ama önce dün bin EuroLeague'de aslında yeni yıl mesajlarımızı vermiştik ama bir kez daha yeni yılla ilgili taktik tahtası izleyicilerine ee, söylemek istediğin neler var? Çünkü bu program bizim için özel bir program, ee, ayrı bir e, göz bebeğimiz. Evet. Ve e, neler söylemek istersin yeni yıl öncesinde? Tabii öncelikle hani bizi burada e, hem Bean Sport'u hem de e, bizimle beraber bu ekibin parçası olan herkese e, hem iyi seneler hem de şükranlarımızı sunuyoruz. Bizimle beraber olan basketbolun bu hani çok niş bir kısmını paylaşan e, hangi yaş grubunda olursa olsun bazen küçük yaşta ee, olup da bu programı seyredenlerden de mesajlar geliyor. Ee, bize eşlik eden herkese de e, bu paylaşımı gösterdikleri için e, bizim e, yeni yılda beraber e, sezon sonuna kadar bizimle beraber, beraber ne kadar olurlarsa bizi o kadar mutlu eder. Biz elimizden geldiğince basketbolun içindeki güzellikleri, oyunun bir hayat gibi işlediğini, aktığını, insanların bunu paylaştığı zaman ne kadar güzelleştiğini hissediyoruz. Hani hissettirmeye çalışıyoruz. Hissettirirsek de hani ne mutlu bize? Oyunun bizim için önemli olan kısmı oyunun izleme alışkanlıklarını değiştirebilmek, oyuna odaklanabilmek, topa odaklanabilmek, sahada neler olduğunu görebilmek, daha iyi anlayabilmek ve böylelikle sadece top değil, topun olmadığı yerlerde de neler olduğunu anlayarak biraz daha basketbolun tüm emekçilerinin aslında değerini daha takdir etmemizi sağlayan bir ...yapı oluşturmak istiyoruz. Bu yüzden de geri dönüşler oldukça keyifli bizim için. Yani bu programla ilgili geri dönüşler çok çok değerli. Süreden gitmiyorum ama küçük bir anekdot sana. Amerika'da... alt seviye 3. ligde bir maça gitmiştim. Her koltuğun üstüne... NCAA'da. ama 3. division 3. Her koltuğun üstüne bir tane böyle küçük bir kağıt parçası var. Kağıdın içinde işte bu neyi ifade ediyor ondan sonra hangi pozisyonda hakem e, fouli gösterirken elini yapıyor bunları anlatan böyle bir e, kağıtçık var yani e, aslında baktığın zaman hani her şey bir anda olmuyor yani evet. belki de oyunun kuralını bildiğin zaman o e, oyunu izlemem veya keyif alman da artıyor biz biraz daha hani Kazıyarak daha da detayların içinde herkesi işin içine dahil etmeye çalışıyoruz. Peki taktik tahtasıyla kalmaya devam edin diyoruz. Biz önce Anadolu Efes'in Unix Kazan'a karşı deplasmanda oynadığı maçı konuşacağız. Bu maçta öne çıkan not ki dünkü Bin Euro programında aslında vurgulamıştık. Efes'in hücum çeşitliliğini sağlayabilmesi, mümkünse pota altından bir iç dış organizasyonunu yapabiliyor olmasıydı. Bir sonraki maçlara da önemli bir dersti bu. Neyi iyi yaptığında Efes daha iyi oluyor? Bunu ilk pozisyonla beraber görmeye başlayalım lütfen. Efes hücumu. Burada 4 numarayla oynanan bir kilo oyun var. Sonrasında Brian Dunstan perde sonrası adam değişiyor. Unix kazan savunması. Dunstan'a indirilen top ve Efes topu içeriye indirerek basketi buluyor. 17-0 başlamıştı koç. İlk baskette dansından geldi. gelmişti. Duralım lütfen. Ama ilk organize basketimiz de bu. Evet. E, rakip takımın adam değişme savunmasını bildiğimiz için e, özellikle sete set kaldığımız zaman forvetlerin işin içine girmeden 4 ve 5 numaraları işin içine bu adam değişme savunmasına karşı doğru şekilde konumlandırarak skor bulmamız gerekiyor. Yani takımın, rakip takımın taktiksel ana savunmasına karşı çözüm üretmemiz lazım. Devam ettik lütfen duralım. Burada aslında ilk pozisyonla beraber Moerman'ın içeride bir pozisyonu var. Ama dansının oyun bilgisi olarak veya bu tip durumlarda inisiyatif kullandığı yerler çok dar. Yani aslında Efes'in oyununda 4 numaranın şurada pozisyon aldığı, şu bölgede pozisyon aldığı ve orada sırtı dönük oyun oynadığı çok şey var ve burada da işte şöyle az önce çizdiğimiz o üçgen kurulduğunda ee, topun dansından Moerman'a inmesi ve orada 4 numara sırtı dönük oyunu oynanması söz konusu olabilirdi. Evet ama e, burada iş artık e, oyuncunun bireysel tercihine kalmış. Yani dansın burada ikiye biri yakalamış durumunda. Moerman'a topu da atabilir, kendisi çember atak yaparak da pozisyonun devamını sağlayabilir. Çünkü çemberle e, arada kalan tek bir oyuncu var. Ama dansın burada. Yani genellikle Dants'ın topu burada aldığın zaman bu pas trafiğini köşelere veriyor ama rakip takıma baktığımız zaman da özellikle top tarafındaki oyuncunun yardıma gelmeden tamamen Boboan'ın üstünde kitli kaldığını görüyoruz. Devam ettik. Duralım. dansını bildiği şey nedir? Uzunlar pozisyon üretemediği zaman hemen dışarıdaki bir kısayı bularak Ezber. arkadan yine ikinci bir perdelemeyi oynamak. Yani Dants'ın ezberden olan kısmı devam ettirmeye çalışıyor. Şimdi oyun bozuldu sonra perdeye geldi buradan Bryant Dunstan. Devam ettik ve otomatik olarak Hasan'ın top kullanmaması üzerine duralım. Biraz geri gelelim. Biraz geri gelelim lütfen. Duralım. daha e, Larkin de diyor ki içeride diyor bir uzun kısa eşleşmesi var. Topu diyor Dunstan'ın olduğu tarafa taşıyalım. Biraz önce senin çizdiğin o üçgeni bu sefer forvetten oluşturmaya Bobo Ayla. Ee, evet ama diğer yandan da ister istemez dansını Lorenzo Brown önünden aldığı için Muharman'ın adamı da arkada güvenlik adamı olarak kalmak zorunda. Ve oradaki boş alan hep biz neyi gösteririz? Savunmaların arkasındaki 3 saniye korundaki boşluğu gösteririz. Ama bazen pota altındaki senin bir eşleşme yakaladığında oradaki yılmadan dolayı asıl boş alanın burası olduğunu görüyoruz. Evet. Zaman zaman Şu böyle. E zaman zaman özellikle Boba'nın bu gibi durumlarda ters forvetli olduğu zaman ortaya koşar gelip şut attığını da bilmiyor değiliz. Cicid Atomi koşusu olarak da literatüre aynen, geçmiş aynen, koşu. Aynen, aynen öyle ama burada tabi Muarman'ın dansını refleksleri takımın ana planı içinde bu şekilde işlemediği için ancak pozisyonal olarak bir hamle yapma şansım var. Devam ettik lütfen. Bu sefer diğer taraftan o üçgen kuruluyor. Duralım. Tabi burada topla beraber Lorenzo Brown, Brian Dunstan'a teması kestiği an Moerman'ın da bakışı tamamen içerideki o pası vermeye yönelik. Bak Dunstan yine pozisyon almasını bilmiyor. Normal şartlarda arkadaki alanı genişletmek için Lorenzo Brown'a teması yaklaşıp, yaklaşıp Ondan sonra devamını oynaması gerekiyor. Moerman'ın B planı var mı peki? Köşeye göre, köşeye görebilir. Evet, bence. çünkü Voronsevic bırakmış gelmiş. Yani normal şartlarda topu oraya da çevirebilir ama yine Moerman'ın refleks olarak bildiği tek bir şey var. Aynı Danson gibi. Üçgeni dans. kur, içeri topu ver. Devam ettik. Yani önce Moerman'ın Biraz geri gelelim. Moerman'ın sırtı dönük oynayıp tepede Dans'ın olduğu Duralım. bölüm varken şimdi dansının sırtı dönük oyununa tepede Moerman'ın pası var. Şimdi ee, Brown ne yapıyor burada? Diyor ki Dans'ın topu aldığı zaman topu köşeye atabilir diyor. Yani Brown John, John Brown'u diyorsun. Evet evet, Brown, dansını. Burada Lorenzo Brown da bir şey yapıyor çünkü. Evet, <laughs> John Brown diyor ki köşeye verebilir diyor. Yani dansını düşünmesi gereken şeyi Brown düşünmüş burada. Devam ettik. Ha, sen diyorsun ki şöyle bir üçgen daha kurulabilir. Duralım. Burada. Evet tabi orada köşeyi Aha. güvenliğe gidiyor ve akabinde de hep neyi konuşuyoruz? Adam değişme savunmasında olan takımlar, top içeri geçtiği zaman hepsi içeri koşar. Evet. Orada alanı daraltmak için. Devam ettik burada caydıracak hiçbir oyuncu olmayınca burada hani olması gereken hücum olmuş ama daha gelişebilir miydi? Gelişebilirdi. Gelişebilmesi için Anadolu Efes'in yapısında bunların da olması gerekiyor ama yok. Peki ikinci pozisyona geçelim. Şimdi 5 numaradan bu skor tehdidini aldığında Efes oyun nasıl çeşitleniyor? Ona bakalım. Şimdi yine aşağıya doğru bir perde. Oradan Larkin çıktı. Ve buradaki üçgeni bu şekilde kurdu. İkili sıkıştırma gelince de dışarıya çıkan top biraz nazlanarak basket oldu. Bir kere e, duralım lütfen. Bu tip adam değişmesini yapan savunmalara karşı perdeleme kalitesi çok önemlidir. Ama Anadolu Efes'in perdelemeden çok oyuncuların bireysel yetenekleriyle çözüm bulabileceği alanları yarattığını biliyoruz. O doğrultuda. Burada adam değişme savunmasında rakibin tercihlerinde hataya götürecek alanları yaratmadığımız için onlar da aldım verdim deme lüksüne sahip oluyorlar. Devam ettik lütfen. Duralım. Biraz geri gelelim. Biraz geri gelelim. Geri gelelim. Duralım. Normal şartlarda burada Larkin'in perdeleme yaparak şuraya singleton'ı getirmesi gerekiyor. Yukarıdaki perde olmadı. Burada Larkin'in aklında tek bir şey var. Ben topu yukarıda alayım Çıkayım, diyor. Çıkayım alayım. Aynen öyle. Öyle olunca da pozisyona baktığımızda devam ettik lütfen. Duralım. Onu... Bak şimdi orada bir perdeleme olsa belki adam değişmek zorunda kalacaklar. Ama perdeleme kalitemiz iyi olmadığı için burada adam değişme savunmasında sorun yaşatmadan tepede kendi alışkanlıklarımızı oynayacak noktaya geliyoruz. Devam ettik lütfen. Yani Efes kendi Buralım. işini zorlaştırıyor. Aynı Orada evet. yapmış olsa da hücumda devreye sokacaksın. Peki Larkin bu perdelemeler iyi olmadığı için kafasına tek ne var? Top almak var. Uzakta almak mümkünse. Çünkü alanla alandan Bakar gitmesi. mısın topu nerede aldı? Orta sahada. Sanki evet. biz orta sahadan gelip seti başlatıyoruz. Oyun kurucumuzda geldik. Süreye bakıyoruz 11 12. saniyesi gitmiş. Evet. Ben organizasyon yapmak isterken cebimden 11 saniye yedim. Ve başlangıç noktasına, monopolde vardır hani kart çekersin başlangıç noktasına dön. Onun gibi bir duruma gelmişsin. Devam ettik lütfen. Duralım. Elimizde ne var? İçerideki dansının e, spülsuyla kaldığı pozisyon var. Yine Larkin burada bir oyun kurucu e, tercihiyle oyunu doğru kurgulamaya çalışıyor. Üçgen oluşturulmaya çalışılıyor ve devamında top forbete dönüyor. Devam ettik lütfen. Duralım. Biraz önce ne dedik? Ters taraftaki Muharman'ın adamı yardıma gelme pozisyonu almıştı. O yüzden Muharman tepede topu aldı. Ters taraftaki iki oyuncumuza baktığımız zaman da sağ içi yerleşimi sağ içi yerleşimi iyi durumda olmadığı için burada dans hemen pas yok. Evet, hemen pas. normal şartlarda otomatik olur bu. Evet. Tık tık olur. Rakip takım ah nereye gidecektik derken sorun yaşar. Devam ettik lütfen duralım. Yani, Bak ilk biraz daha geriye gelelim mi? Yani Dunstan'a rakip takım aslında istediği tuzağı sağlamış. tamam bu, burada. Şimdi biraz daha çok az daha ileri. ileri. Tamam, bak burada aslında duralım. Yani şurada bakıyor da Dunstan. Hani şuraya atsa doğrudan ama adam orada değil. Ya şimdi bak burada iki oyuncu. Yani olmuş olsa. Tabii bak o orada olsa, bu buraya hareketlense, dansın savunmaya bakarak hangi oyuncunu boş olacağım. Hani Veseli bazen tık diye veriyor ya topları. Evet. Onun gibi bir pozisyon yani doğar. Çünkü şöyle bakıyor Dansın. Ellerini arkasından kafayı böyle çıkarmış, top da hazır. Tam pas için burada bakıyor ama kimse yok. Yani Dansın ellerinin büyük olması burada işe yarıyor. Ama şöyle evet. de bir durum var. Dansın normalde bu temas almadan topu bir tık geriye vurarak Pas vereceği alanı genişletmesi lazım. Devam ettik lütfen. Pas çıkmadı, duralım. Yani burada dansın son anda topu yukarı kaldırabilecek alanı bulmuş. Rakip takımdaki eşleşmelere baktığımızda burada e, pozisyon olarak pozisyon olarak tepedeki iki şöyle bakalım. Tamam ben alıyorum. Singleton e, pozisyonu içeride kalmış. Tek evet. boştaki oyuncu Larkin. Larkin'e de gelebilecek tek bir oyuncu var. O da Cannon. Yani Cannon'ın burada bir tercih yapması gerekiyor. Ve ee, rakip takımın dört oyuncusu boyalı alana girmiş. Bizim iki oyuncumuz boyalı alanda mevcutken. Devam ettik lütfen. Duralım. Şimdi rakip takımın savunması dengesiz oldu. Yani top içeri geçtiği zaman da savunma dengesi bozulabilir. Top dışarı çıktığı zaman da iki oyuncu koşarak Larkin'e geliyor. Yine Larkin burada tercih yapabilecek durumda. İki forvetede ama pas açısı olarak ve pozisyon olarak Elijah Bright'in pozisyonu daha, daha net ve e, atışa uygun. Devam ettik lütfen. Duralım. Tabii Larkin'in verdiği pas kalitesini unutmayalım. Tamamen göğsüne topu tutup rahatlıkla kaldırıp atabilecek şekilde. Basketbol okullarındaki bir numaralı... Pas, değil mi? İlk öğretilen Aynen pas, evet. göğüs, göğüs pas. pas. Yani ama burada hani El brightın hayatını kolaylaştırıyor bu pas. Belki Şimdi, de şutun girmesindeki ana faktörlerden biri de bu pasın kalitesi. Bir tane göğüs pası gördük. Şimdi pas çeşitlerini de bugün evet. o zaman konuşmuş <laughs> olalım. Göreceğimiz paslar var. Atsın Elijah Bright. Sonraki pozisyona geçelim lütfen. Yani rakip takımın taktiksel e, savunmasına yapılan bir hucum olmuş. Peki. Şimdi iç dış oyunundan bahsettik yine. Burada Rodrik ile bir Efes hücumu. Üçgeni kurdu Larkin. Yine dansına ters eşleşmeye indirildi. Dunston ters eşleşmeden çıkardı. Dışarıdan tekrar içeriye ve basket koç. Bu kez hızlı oldu ama. Evet. E... Sağ iç yerleşimi daha mı iyi? <laughs> Duralım. Şimdi bir kere Boba'yı tanımlamak gerekiyor. Boba öncelikle topla buluştuğu zaman hareketli olması lazım. Çünkü durarak top almamalı. Almasın. Yani o topu yere vurduğu an savunmada bir dengenin bozulmuş olması lazım. Boba o savunma dengesini bozulan en önemli neden perdeleme çıkışları. Oralarda savunma ile mesafeyi bulduğu zaman devamında köşeyi dönerek her türlü topu vurarak dripping dediğimiz noktada fark yaratan bir oyuncu. Ama bu şekilde Misic gibi Simon gibi topla yön ver deyip ikili oynaya oyna dediğin zaman Boba'dan aldığında verim düşebiliyor. Bunun da en büyük nedeni yine perde kalitesi. Ama bu Anadolu Efes'in ihtiyacı olan bir şey mi? Değil. Çünkü alışkanlıkları doğrusunda bugüne kadar o ihtiyaç duymadan şampiyonluğa ulaştı. Devam ettik lütfen. Duralım. Şimdi ikili oyunun oynandığı yere bakıyorsun. Tamam mı? Hiçbir artısı yok. Tek artı burada. iki tane forvetin bulunduğu yer. Alanı boşaltmış ama diğer yandan hücuma değer katacak veya rakibe tehdit unsuru oluşturacak bir sağ iç yerleşimi yok. Yani burada topu Singleton'a versen hani desen ki dansına da içeri koş desen o kadar büyük bir alan var ki yani çözüm üretebilecek bir kazan savunması var. Yani burada tamamen hani hep konuşuyoruz ya topun ilk giriş şekli çok önemlidir Euroleague'de başlangıç açısından. O noktada Anadolu Efes'in iyi bir başlangıç yapamadığını görüyoruz. Devam ettik lütfen. Duralım. Biraz önce Larkin perdelerden çıktı, orta sahada hücumu başlattı. Şimdi yine bir fark yok. Boba yine orta sahaya daha yakın olacak şekilde, çemberden uzak olacak şekilde oyunu başlatmak zorunda kalıyor. Devam ettik. Duralım. Boboa buradaki adam değişikliğini gördü. Amaç buydu zaten. Bunu sağlamaktı ve o üçgen kuruluyor. Yine o üçgeni kuruyoruz ve bu doğrultuda biraz önce Boboa gelip o pas trafiğini sağlamıştı. Şimdilik de Larkin köşeden hareketlenerek o pas trafiğini sağlıyor ve Dans'ına yine Dans'la eşlik eden oyuncu Lorenzo Buran. Devam ettik lütfen. Burada ters eşleşme de var. Duralım. Biraz önce ne vardı pozisyonda? Lorenzo Buran önden alıyordu. Ters taraftaki oyuncu arkadan evet. onu güvenlik elemanı olarak geliyordu. Şimdi birebir kaldı. Birebir kaldı. Yani rakip takımın adam değişme savunmasında kısanın topu nasıl savunacağı kısmında değişiklik var. Yani burada diyor ki artık dansını arkadan savunacağız. Yardım getirmeyeceğiz. Bu böyleyken tabii şurada da bir şey oluyor. Buradaki perdeyle Boboanın hareketlenmesi için Chris Singleton aslında bir yardımcı oluyor. Evet. Bu zaten Anadolu Efes'in bu maçta iki tane üçlük buldular böyle. Bir, evet. iki tane post up, arkası dönük oyunda. Bir James Anderson'dan bir de Larkin'den gelen basket var. Anderson ya, da şuraya gelecek. Evet. Bu tamamlayıcı koşuyu yapacak. Devam edelim lütfen. Yerleşim tamamlandı. Duralım. Ve burada dansına iki tane kısanın yardıma geldiğini diyoruz. Dansına öyle bir yere gidiyor ki. Ya atma şansı yok. Ancak o sıkıştırmayı alabilecek durumu var. Ama bu sefer James Anderson köşede, Bobo'a da forvetteki pas açısında. Evet, e, sağ iç yerleşimimizde yine normal şartlarda 3 oyuncu bu gibi durumlarda pozisyonun içinde tutman gerekiyor. 2 oyuncuyla varız. Evet. Burada düzeltme yapması gereken 2 tane oyuncu var. Ya Singleton, Singleton. ya Larkin. Singleton buradaki e, oyun ezberini kullanarak içeriye koşayım diyor. Evet. Çünkü, yani çünkü dansına bir pas açısı yakından yaratabilir miyim diye. Biraz önceki pozisyonda olduğu Aynı gibi. gibi. Aynı son. Aynen öyle. Evet. Devam <laughs> ettik lütfen. Duralım. Ve burada. E, pas rakip, kalitesi iyi değil. Değil yani top kaybı da olabilirmiş. Evet. Ee, burada tamamen tesadüfi bir pas. Ama Boba da biliyor ki içeride iki tane kısası kalmış. Canon ve Lorenzo Buran. Top Singleton'a gittiği zaman. ama, ee, olay akışına gidecek. Zaten rakip takımın aldığı risklerden biri dış oyuncular top kullanmasın. Biz kısa beşte oynuyoruz. Bizim istediğimiz gibi oynasınlar mantığı <laughs> vardı. Devam ettik. Gelsin top içeriye. Bitirsin evet. Singleton. Singleton bir de tereddüt ediyor yani. Evet. Acaba biri gelecek mi diye. Sonraki pozisyon yine iç dış dengesinden bahsediyoruz. İç dış dengesi ve penetre çembere penetre edebilmenin öneminden bahsediyoruz. Erten Gazi bu kez oyunda. Shane Larkin'e topu teslim etti Efes. Elajah Bryant Erten'e o Larkin'e ve Larkin'in üçlüğü. Ya aradığımız şey aslında hep buydu değil mi? Evet, İkinci, evet, üçüncü, evet. dördüncü noktayı yaratmak. Ee, duralım. Anadolu Efes'in hücumlarından hep biz ne diye bahsediyoruz? Dış topa yön veren oyuncuların oyunu yönlendirmesinden bahsediyoruz. Bu tamamen bir kopyala yapıştır tarzı Anadolu Efes'in alışık olduğumuz hücumlarından bir tanesi. Evet. Burada sadece Simon, Misic, Boba yerine Erten ve Elijah Bright eklenmiş. Evet. Yani aslında bu e, olayı... E, Özetleyen bir nokta. Şimdi bu aslında şu ilk perde sonrasında birinci atak noktası buradan yaratılabiliyor. Evet devam Sonra ettik. Sonra Larkin geliyor. Birinci nokta yaratıldı. Devam ettik. Elden ele aldı topu. Duralım. Şimdi tabi burada rakip takımın uzun oyuncusunun e, ikili oyun savunmasındaki zafiyetini de unutmamak lazım. Tamam. Yani e, burada Brown varken bu kadar rahat hareket edemiyorduk. Devam ettik lütfen. Larkin hızlandı. ikinci atak noktasını yarattı Efes. Köşeyi Duralım. döndü. Şimdi burada uzun oyuncuyu geçtiği için Larkin ters tarafta Elijah Bright'ın adamı yardıma, yardıma gelmek, gelmek, zorunda. gelmek zorunda kaldı. Yoksa Larkin kaldırıp atacak. Ve Larkin savunmayı doğru okuyarak burada topu Elijah Bright'e çeviriyor. Baktığın zaman kazan takımının savunması de organize Dağılmış olmuş durumda. durumda. Evet. evet. Sadece burada Voronsevic ve e, arkadaki iki güvenlik elemanı diyelim. Lorenza Buran olayın içinde kalmış durumdalar. E, diğer yandan da Larkin üstüne de el gösteriliyor. Devam ettik lütfen. Elijah duralım. uralım. 3. atak noktasını yarattık hocam. E, Elace biraz şutu atabilir mi? Atabilir ama bakmıyor ki. Evet. Yani şutu atmaya hazır değil. Niye? Çünkü aklında şu var. Voronsevic onun üstüne koşarak gelecek. Topu köşeye verecek. Köşeden atacağız. Evet. Onun kafasındaki senaryo Singleton'ın şutu atması. Ama Singleton, Singleton ne yapıyor <laughs> sırada? Evet. Singleton da içeri koşuyor. Singleton içeri koşunca evet. diyor evet. ki ben de diyor içeri hareketlenim diyor. Çünkü bu pası veremem diyor. Önündeki boş alanı kullanma çabası var. Devam ettik lütfen. Burada üçüncü atak noktamızı Duralım. yarattık. Ve burada savunma tamamen deorganize ve Kontrolsüz bir şekilde atışı bozmaya yönelik hamleler var. Biraz önce Larkin'in attığı pası hatırlıyorsun Elajebright'a. Elajebright aynı şekilde kaliteli bir pasla topu göğüs pasını atarken evet ve burada önemli olan Şöyle... noktalardan bir tanesi. Elajebright bir tane daha topu yere vursa belki savunmayla teması sağlayacak. Bu pası bu kadar net atamayacak. Ve diğer yandan omuzlarını da pas vereceği yere çevirerek pasın kalitesini arttırmış. Devam ettik. Dördüncü Duralım. atak noktası Erten Gazi'nin şutu atabilir mi? Atabilir. Rahatlıkla atabilir. Ama, ama yani iyi bir şut ama Larkin'in atacağı şut mükemmel şut olacağı için iyi bir şuttan vazgeçiyor. Yine iki tane oyuncu koşarak geliyor. koşarak geliyor. Yani burada rakip takımın savunması tamamen deorganize olmuştu. Yani bizim bu maçta atladığımız en önemli nokta dış oyuncuların atak ve pas trafiği içinde aktif olarak kalamaması. Ver, Larkin'e. Versin topu Larkin'e. Duralım. Koç 5. atak noktası. Bir hücumda 5 tane atak noktası yarattın. Bak savunmanın haline. Ama bak her şey dönüp dolaşıp rakip takımın 5 numarasının e, e, ağır olmasından kaynaklanan bir durum. bu <laughs> kazanın savunduğu alana bakar mısın? Tamam ama bak ne diyorum sana. Bizde playstan vazgeçtik bu maçta. Yani bu kadar EuroLeague çok dipsiz bir kuyu. Yani bir oyuncunun tercihi senin maç içindeki pozisyon bulmanı kolaylaştırıp zorlaştırabiliyor. En yakındaki oyuncu başka posta kodunda yani. Ee, diğer yandan takımın yıldız oyuncusunu böyle bu şekilde evet. boş bırakıyorsun yani rakip takımın en çok önlem aldığı oyuncu bomboş kalmış. Ama yine de dediğim gibi en önemlisi Efes için 5 tane atak noktası yaratmışsın bir hücumda. Daha ne olacak? Ee, şu olacak. Uzunlarla bu organizasyonu yapmaya çalıştığın zaman daha durağan oluyorsun. Evet. kısalarla yapmaya çalıştığınız zaman oyun akmaya başlıyor. Yani içeriye bir tehdidi penetreyle yaratınca daha iyi oluyor diyorsunuz. Evet uzunlar yani. tamamlayıcı Anladım. rolde. Ana role taşıdığın zaman o Anadolu Efes'in e, oyununu özetlemiyor. Peki kısa bir ara verelim. Sonrasında taktik tahtası devam edecek. Taktik tahtası devam ediyor. Bu haftanın flash galibiyetini alan takımsa Baskonya oldu. Baskonya Barcelona'yı farklı yendi ki bu sene ligde de yenmişlerdi. İki kez Baskonya Barcelona'yı yendi. Nasıl yendi? Ee, i̇lginç notlar var. Giedraitis'in mükemmel performansı var. Bakalım Giedraitis maça nasıl başladı? Koç onun gibi bir şutör maça ilk şutunu sokarak başlıyor. E, ee, bu ne kadar önemli Giedraitis için? Çünkü bir volüm, bir ritim oyuncusu Giedraitis ve bu pozisyonu nasıl anlatırsın? Ee, burada tabii duralım lütfen. Biraz geri gelip duralım. Şimdi rakip takımında adam değişme savunması yaptığını biliyoruz. Tabii şurada şöyle bir şey var. Bu pozisyonun öncesinde tekrar olduğu için biz ilk perdeyi göremiyoruz. Aslında Barcelona'nın birinci savunma yerleşimi böyle değil. Burada e, bir perdeleme oluyor. Eee buradan perdelemeyi yaptıktan sonra içeri devriliyor. Sergi Martinez'de Ino eşleşmesi, şurada Steven Ino eşleşmesi, ee, burada da Wade Baldwin'le e, Brandon Davies eşleşmesi. Yani uzun kısa adam değişme savunmasını yapmış Barcelona, uzun kısa eşleşmesi. Yani bu e, antrenmanda takımın çalıştığı savunmanın sağda Baskonya karşısında sergilenmesi. Ve bunu ya olurken rakip takımında Baskonya'da iki oyun kurucuyla oynadığını görüyoruz. Baldwin ve Granger. Ve bu doğrultuda sağ iç yerleşiminde, özellikle bir tane en uzak noktada topsuz oyun kurucu, bir tane de toplu oyun kurucunun oyunu yönlendirme çabasını görüyoruz. Aslında iki tane oyunu organize edecek oyuncu, diğer üç tane Baskonya oyuncusundan bağımsız olmak üzere birbirlerini tamamlayacak. Sağının iki tarafında biri sağ tarafı organize ediyor, biri, biri sol de tarafı. sola dönerse sol tarafı organize ediyor. Yani aslında baktığınız zaman hani oyunun akışında iki tarafta da topla oynayabilen bir oyuncuyu konumlandırmayı başarmış bu adam değişme savunmasına karşılık. Devam evet. ettik lütfen. Duralım. Şimdi Mirotic geliyor ama... Hani konu mankeni gibi. Yani ben buradayım evet ellerimi kaldırdım. Harika. Çok Görevimi iyi. yapıyorum. Tabii ben pasın gecikmesini sağlıyorum. Rotasyon şey olsun diye. Ve içerideki Inok'la Martinez'in dansı başlıyor. Ve bu olurken diğer dört oyuncu da bu dansa eşlik etmek için dışarıdaki pozisyonlarını hücum tarafı desteklemeye çalışıyor. Savunma tarafı da bunu zayıflatmaya çalışıyor. Devam ettik lütfen. Wade Baldwin bu arada kötü bir yerleş. Duralım. Durduk. Yani Wade Baldwin... E Top elinden çıktığında hani nasıl davranacağı hakkında bir fikri yok. Görmüyor takım arkadaşının. nerede. Şimdi takımlar antrenman yaparken adam değişme savunması yaptığında hep topa göre pozisyon alırlar. Ve burada çevirelim forvete Granger'ı. Sen savunmalardan bahsediyorsun. Evet, evet, evet. Şimdi Duralım. Burada ne isteniyor? İşte Higgins topu elini kaldır, içeriye topu zorlaştır. Davis ve Mirotic tamamen topa göre pozisyon alın. Yani baktığın zaman ha, sen önce Higgins'ten bahsediyorsun. Evet, evet. Pardon. Evet Higgins yapmış mı? Yapmış. Tamam. Davis'in görevine. Davis arkada kollarını açarak 3 saniye koruyurunda olacak şekilde. Yapılacak atakları özellikle hücum imanatı pozisyonlarında iyi bir konumlandı. Görevini yapmış. Yapmış. Peki. Labrovitola uzunun arkasına atılacak bir pası engellemek adına 3 saniye koridor içinde pozisyonunu almış. Görevini yapmış. Yapmış. Yani Peki. aslında... Sergi Martinez önden savunuyor. Görevini yapmış. Herkes... Mirotic. Mirotic pozisyon olarak olması gereken yer. Yani aslında forvetten sanki tepeden oynanan bir oyun gibi. 1-2-2 alan savunması gibi. Burada adam değişme savunmasında oyuncular kendi konumlarını hani böyle işaretlersin ya doğru yerde. Tam peki herkes görevini yaptıysa bu sayı nasıl oluyor? Bu sayı nasıl oluyor? İşte sürpriz bir şey olduğu zaman. Bazen düzen dışına çıktığın <laughs> zaman çünkü idmanda o ters taraftaki adamın topa gelerek <laughs> evet, o atışı yapmasını çalışmazsın. Şimdi Mirotic savunma yönü kuvvetli bir oyuncu olsa bunun analizini yapabilir. Şimdi senin hep bir sözün var. Bir oyuncu Arkada bıraktığı yerde oyuncuyu Aynen. hatırlar dersin. Evet. Peki şimdi burada giedraitis var mı? Giedraitis buradayken bütün oyuncuların yüzlerine yakın girelim mi hocam? Laprovitola giedraitisi görüyor mu? Sıfır. 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 Bak. <laughs> <laughs> ee, bunu belki 5 kişide kimse grid görmüyor. E, unutmaman gereken belki daha önceki programlarda da söylemiş olabilir. Basketbolda ya adamı savunursun ya topu savunursun. Burada topu savunuyor. Yani nedir bu? Topa göre pozisyon alıyorsun. Adam değişme savunmasında topu savunman gerekiyor. Tamam Ama peki. Ama adam adama kendi adamına fokuslandığın zaman o zaman topu savunmazsın. Adamı savunursun. Burada bu düzensizlik ve mirot içinde burada zayıf halka olacak şekilde en kritik yerde bulunması Gethreadis'in hani böyle ıslık çalarak giden insanlar vardır. Kordonda, <laughs> aynen <öyle>. orada <laughs> rahat rahat gidiyor ve hiçbir şey yapmadan sadece pozisyonda rakip takımın ezberini bozacak şekilde o pozisyonun içine dayanıyor. Yavaş dahil olur. yavaş ilerleyelim, yavaş yavaş. Devam edelim. Daha hala kimse görmedi. Gethreadis'in kimse farkında değil. Duralım. Hala değil. Barsın. Görmedi. Gethreadis Şuraya hareketlense belki Granger havaya atacağı bir topla alayıp olacak belki de. Ki sıçrayıp bunları Doğru bitirebilen bir oyuncu. Yani vurur yani. Ama o tamamen burada kendi alışkanlığına gidiyor. Üçlüye gidiyor. Tamamen arkadan o sürpriz bir şekilde koşu yaparak orada pozisyona geliyor. Devam edelim lütfen. Yavaş yavaş ama yavaş yavaş. Hala görmedi. Hala görmediler. Hala görmediler. Hala görmediler. Duralım. Hop. Davis'in radarına girdi şimdi. Brandon Davis Hı. dedi ki bir şey oluyor burada. Burada ya. var. Bir aksiyon var. Onun boşalttığı alana da Baldwin hareketleniyor. Devam. Tabii Davis de onu takip edemiyor. Devam. Hop eliyle gösteriyor. Mirotic'cim sen al onu diyor. Duralım. O, biraz geri gelelim. Duralım. Bak şimdi Mirotic. Sedekerski Kerskis'e Aynen öyle. Ona bakıyor. <laughs> diyor ki o yana kayıyor diyor. O gidiyorsa diyor ben de gideyim diyor. Ona göre pozisyon alayım Tabii. diyor. Evet tamam diyor. Topun karşısında kalıyoruz da diyor. Hani ben de adamımdan uzaklaşmayayım diyor. Bir yandan olsa yatarsa <laughs> bir tereddüt olacak çünkü. Devam ettik lütfen. Duralım. Hop diye oradan bir şey geldi. Geçmiş olsun zaten. İmelenene kadar. Burada işte e, Litvanyalı basketbolcuların ortak yönünü görüyoruz. Topsuz ne kadar başarılı Koşun, olduklarını evet hepimiz biliyoruz Litvanya'da. Peki Litvanyalı. bu ya öğretiliyor mu? Öğretiliyor, Nasıl oluyor? Öğretiliyor, öğretiliyor. Yani, yani, topsuz oyun öğretilir mi? Topsuz koşu. Yani şimdi şöyle bir şey. Yani i̇çgüdüsel oluyormuş gibi geliyor ya bazen yok, özellikle Yok yani. bunlar hepsi savunmaya göre öğretiliyor. Ve diğer yandan unutmaman gereken bir şey var. Sadece topsuz oyunu bilerek basketbolda var olabilirsin. Doğru. Çünkü topla oynayan oyuncunun çok sıra dışı olması lazım. Herkes topla e, oynamayı başaramıyor. kas döndü dolaştı yine Euro geldi yani. Yani topsuz oyuncu gerçekten hele bir de ceza şutu falan varsa rahatlıkla yer alabilir. Ya burada oyun bilgisi. Nasıl oluyor peki? Şimdi Litvanyalı oyuncuların hepsi topsuz koşuyu çok iyi biliyor diyorsun. Çok. Yunan oyuncuların, Yunan altyapısından çıkmış oyuncuların hepsi fiziği ne olursa olsun sırtı dönük oyun oynamayı çok iyi biliyorlar diyorsun. İspanyol oyuncuların hepsi perde çıkışı oyunlarını, hareketli topla buluşmayı, top yönlendirmeyi iyi biliyorlar diyorsun. Yani Sırp aslında, oyuncular pozisyonu oynamayı biliyorlar, pozisyon numarası kaç olursa olsun, hepsi pozisyonu oynamayı biliyor, yetenekleri doğrultusunda. Ve Yani aslında her okulun kendine has bir e, çıkışı var. Yani Peki bizde de biz, e, yani bizim okulumuzda niye böyle? Hani Türk oyuncular şunu yapar cevabı e, çıkmıyor. Kaç bize? tane oyuncu Türk oyuncu maçı seyrederken kendisi dışındaki pozisyonları seyrediyordur? Güzel soru hiçbiri. Herkes kendisinin ne yaptığına bakıyordur. Bak. Biz BGL tamam mı? Oturalım, sınav yapalım. Kaç çocuk var? İşte 20 takım desek 250 çocuk. Tamam mı? Basketbolla ilgili e, üniversite sınavı gibi düşünelim. Kolaydan zora doğru bir soru e, ne soracağız? Diyeceğiz. Perdelemen kaç çeşittir? Attım. E, kaç çeşit göğüs pas vardır? 17-18 ee, perdelemenin hepsini bilmelerini isteyeceğiz mi yani? Şöyle bir şey. Bana üç tanesini yazsın yeter. Pas yani, çeşitleri. Şey tamam bana pas çeşitlerini yazsın. Açık sahada hangi pası tercih etmeli? Kenardan top çıkartırken hangi pası tercih etmelisin? İşte savunmayla ne kadar mesafe? Savunmadayken savun... hücum oyuncusuna ne kadar mesafe vermelisin? Ayakların hangi açıda tepedeki oyun kurucuyu savunmam gerekiyor? Bir kol mesafesi ne demek? Top içeri geçtiği zaman ters taraftaysam nerede olmam gerekiyor? Bu soruları soralım, tamam mı? Kaç tanesi bu cevabı verebilir? Şimdi bu yukarıya doğru gelsek, bak orada da ciddi bir erozyon olabilir. Ama e, kendi takımlarının setlerini çizer hepsi. Bak o konuda kusursuzdur. Yani ama o set niye oynanıyor? O setin içinde savunma atıyorum şimdi. İkili oyunlar dediğin zaman anlat dur. Yani ikili oyunların hücum etmesi, topu nereye vuracaksın? Uzun e, kalın bir uzunsa topu nasıl şekilde yönlendirmen lazım. Ayakları çabuk bir uzunsa orada hangi e, tam devrilen bir uzunsa kısa devrilen bir uzunsa bak, şutu varsa çeşitlilik bitmiyor yani. Ve peki, buna bir peki, saniyeden belki daha azında karar vermen gerekiyor. Peki e, İstanbul'da e, biz aslında bu Adidas Gençler Şampiyonası'nda Euroleague Gençler Şampiyonası'nın bir ayağı geçen sene İstanbul'da yapıldı. Biz bunların hepsini izledik. Urban Klavjarlar, e, Sadık Garuba'lar. Ya onların hepsini burada izledik. Oyuncuları izlerken e, ne hissetmiştin? Ya Adam o, oraya geldik. Ne hissettin? Bunlar o e, oyuncular bizimkiler kadar fazla set bilmiyorlardı. Yok, bu oyuncuların hepsi temel, fundamental dediğimiz bilgiler konusunda kendi yeteneklerine göre doğruyu biliyorlar. Bak. Önemli olan o yaş grubunda nedir biliyor musun? Hata, top kaybı olabilir. Ama mantık hatası yok. Çok yaptılar. Sırtından pas verirken kaç kere top kaybetti, Bak. Değil mi, olabilir. Problem değil. Verebiliyorsa verecek. Zaten oradaki o yaratıcı da engelleme. Ama mantık hatası yok. Yani oyuncular koştuğu zaman doğru yere koşuyorlar. Pas trafiği olduğu zaman hangi oyuncu hangi açıdan ucum ribantına girecek bunu yapıyor. Diğer yandan oyun kurucu adamı geçtiği zaman nereden yardım geleceğini bilip forvetteki oyuncu pas kanında kalacak şekilde o topsuz koşuyu yaparak o atışı yapabiliyor. Atış girmeyebilir. Onlar Ama, konsept öğretiyor biz set öğretiyoruz. Bence aradaki farkı ya biz ezber öğretiyoruz ya. Yani, yani biz set set öğreterek bir şeyler ezberletiyoruz. Onlar konsept öğretiyor ama. Yani onlar konsept içinde kendi setlerini, kendi durumlarını çözebilecek, kendi problemlerini çözebilecek noktaya getiriyorlar oyuncuları. Ama biz setlere çok takılıyoruz. Bence esas problem o. Set öğrenilir. Hocam öğrenilir ya. Gir YouTube'a. Her hocanın her seti var yani. Herkes video, yüzlerce setler. Var. Her konuda var yani. Perde çıkışı setleri, sırtı dönük oyun setleri, ikili oyun setleri hepsi var yani. Ee, ezberden kaçmak gerekiyor ama ezberden kaçarken de antrenörlerin donanım olarak oyuncuların basketbol bilgilerini artıracak şekilde sadece sahada pratik değil, teorik olarak da oyuncuların gelişimine yardımcı olması lazım. Ya bizim de neticede okulumuzun sonunda aslında bir Türk oyuncu şunu yaparı diyebiliyor olmamız gerekiyor. Yani en en büyük hayalimiz belki. Bizde oyuncular maçı sadece kendi pozisyonlarını oynayarak öğreniyorlar. Evet. Yandaki pozisyonun kendi pozisyonuna oynama kısmında atıyorum uç noktada örnek vermek gerekirse Buran gördüğüm en yetenekli Türk oyunculardan bir tanesi. Bir de ikili oyun oynamayı biliyor. Ama çok iyi yapıyor. Yani kendisini var edebilecek Onun da pas durumda. Park çok acayip. İnanılmaz. Yani orada Buran bu konuda uzman. Evet. Yani üstüne ne koyabilir, onu da zaman gösterecek. Peki e, set demişken bir tane güzel Barcelona seti var. Farklı 25 <laughs> olmuş gerçi ama. Onu Sertac'ın da, da işinin içinde oldu. Sertaç var diye mi aldık? Evet yani? evet evet. Sertaç var diye Bakalım aldık. Bakalım neler var. fark 25 gerçi burada ama e, hemen izleyelim. La Provitola için hazırlanan bir pozisyon. Sertaç devrilirken bir koridor açıyor ve basket geliyor. Yani burada hem Sertaç'ın önemli belirtmek için hem de basit ama sonuca endeksli bir set. Duralım lütfen. Buradaki bütün amaç La Provitola'nın hareketli topu alarak savunmanın dengesini bozacak o tepe aksiyonunu sağlayabilmesi. Farkın açılmasından dolayı tabi burada hani oyuncuların inisiyatif kullanacağı alan da çok geniş devam ettik duralım biraz önce tepedeki e, üçgende Sertaç aşağıda üçgeni tamamlıyordu şimdi Labrovitola o üçgeni tamamlayacak şekilde topa doğru hareketleniyor bu aşağıya doğru bir perdeme evet. var burada İki tane forvet e, yerlerinde. Nacil Esle, Eksim galiba. Evet. Devam ettik lütfen. Duralım. Ve bu bu arada sence kalır mı 3 aylık kontrat bitince? Vallahi çok istikrarsız ya. Veya şöyle söyleyeyim, Yasikevicius'un sisteminde istikrar sağlamak çok kolay değil. o Ama yüzden savunma yapıyor. Savunma yapıyor evet. Gerçi bilmiyorum şimdi Gabriel'deki Ocak başında evet. bakalım evet. serbest kalacak mı? 7 Ocak garanti kontratının garantisi olması için son gün ve bu e, burada hani Sertaç adamın arkasını almış Baldwin'i. Öte yandan e, Labrovitola da top kullanmayı seven bir oyuncu. E, aradaki farkın açılmasından dolayı da hani kendisi atmayı tercih edebilir. Devam ettik lütfen. Duralım. Şimdi Sertaç burada arkaya pas istiyor ama pas açısı yok. E, öte yandan Mirotic ters tarafta hareketlenme e, yaparak oradaki tepedeki bire yardım e, işini Castello'nun gelmesine engellemeye çalışıyor. Ve Sertaç'ın burada ne kadar e, olayın içinde kalmayı başardığını görüyoruz. Normal şartlarda atmak var. isteyen kısalarla oynadığı için Sertaç da orada yani ser... şu yolu açması gerektiğini biliyor Evet, e, o yolu açıyor <laughs> ama aynı zamanda burada hani blok yapacak oyuncu Inok onu da engellemesi gerekiyor. Devam ettik lütfen. Duralım. Görüyor musun bak? Orada tehdit... hemen oluyor. döndü. Hemen bak şimdi. Sertaç'ın farkı bu işte. Yani hani biz Veseli'yi bazen ne kadar farklı işler yapabildiğini görüyoruz. Şimdi burada pozisyona baktığın zaman ne diyorsun? Vay be la profit olaya bak nasıl geçmiş gidiyor diyorsun. Sertaç orayı kesmese görürüm ben Geçem, orada gidip <gülüyor> gidemediğini. <gülüyor> Atsın basketi, sonraki pozisyona geçelim. Şimdi Billy Barron inanılmaz bir maç çıkardı koç. Ama Billy Barron'un bu maçı çıkarmasındaki önemli etkenlerden birisi de hem şut menzilinin çok yukarıda olması ve bunun da Oitrus'un 5 numara oynamasıyla beraber eee Kilo oyunları çok çok tepeden başlıyor olmuş. Yani tamam da e, burada sağ iç yerleşimini atlama bak burada ciddi bir koç çalışması var. Yani Şabi Pasquale mi kredi veriyorsun? Veriyorum direkt veriyorum. Yani Şimdi duralım mı? Yani normal normal şartlarda bir kere Billy Bare'in bu tap, tap, takımın aslında bir numaralı top yönlendiricisi ama topu kim getiriyor? Ponitka getiriyor. Ko Kulagin burada. Kulagin mi getiriyor? Hı, ha, evet. Kulagin evet evet. Ponitka ortada. Evet. Burada önemli olan şimdi Beira'nın çıkıp topla buluşması. Devam ettik lütfen. Aslında bu başındaki tamamen hani hazırlık durumu. Duralım. Bak. Hemen yani zamanlama Hareket mükemmel. etmeyen hareket etmeyen bana bir tane e, Zenitli oyuncu göster. Ama koç şey e, topu aldığı anda hareket etmeye başlıyor. Yani zamanlama diyorum. mükemmel yani. Tam yani. Bu koçun dokunuşu. Doğru. Yani burada diyor ki Billy topla buluştuğu zaman diyor, herkesin bulunacağı yer belli diyor. Herkes o istasyona gitsin. Yani bulunacağın konumu destekle diyor. Şurada perdeye gelecek böyle. Devam ettik lütfen. Beş kişi birden hareket. Duralım. Diyor. Ne oldu? Herkes yerine gitmeye çalışıyor ve Billy de oyunu kurmak için topla tepede buluştu. Tamam. Ne oldu? Orta sahaya geçerken normal şartlarda Billy de gelip bu şekilde başlayabilirdi. Evet ama hareketli aldı. Hareketli aldı. Az önce Bobo al. Aynen öyle. Hareketli alması neye getirdi? Diğer oyuncuların da hareketlenmesi ve bir yere aksiyon eklemesini sağladı. Devam ettik lütfen. Duralım. Bunun en büyük nedeni Kız Yıldız takımı topa göre pozisyon savunmasını en iyi yapan takımlardan bir tanesi. Hocam her oyuncu için Şuraya kadar çıkmaya gerek var mı? Ee, yok ama biliberin e, var. var. <gülüyor> yani <gülüyor> için var diyorsun. Ve tabi burada e, kuzum için oyunda olması, kısaların da bu savunma agresifliğini veya e, Poitras da hareketli bir uzun olduğu için daha fazla içeriye odaklanma zorunluluğu. Tabii Poitras'a da bu şunu yaratıyor. Şuradan şöyle koşacak bir alan yani şimdi per perdeyi buradan yapıyor da Ya yani buradan şimdi İkisi birden başladığında Kuzmic ile beraber hangisi daha hızlı potaya gider? Tabii ki yani Poitras gider. Ama sonuç itibariyle burada bu dakika itibariyle şu an itibariyle e, da pozisyonunu iyi yakalamış. Yani savunma dengesi bozulmamış. Devam ettik lütfen. Duralım. Biraz önce sen 5 oyuncunun e, Granger'dayken top e, Gietreitis'in hareketlenmesini görmediğini söyledin. Şu anda aynı problemi. Ee, Ponitka için mi? Aa. Bu köşede Ponitka var diyorsun. Evet. Savunması aynı hatayı yapmıyor mu? Evet. Yani arkadaki boş alan kısmında e, pozisyonun nasıl akacağını evet. görmüyor. Açık Herkesin... öyle bakıyor Şimdi burada tabii bu tepede oynanan ikili oyunu Ponitka oynasa bu kadar konsantre olmazsın. Olmazsın çünkü yani şimdi Ama Billy Bear'in oynayın... altına ne kadar uzak yani. Tamam. Billy oynayınca diyorsun ki eyvah diyorsun. Bu adam her türlü atabilir topu diyorsun. Uzak denizleri almış götürmüş şu anda. Evet. Kuzmiç'i. Devam ettik. Bak daha da çıkıyor Kuzmiç. Duralım. Çıktı. Geldiği yere bak Kuzmiç. In. Bir şekilde perdeyi iyi yapması Poitras'ın tamam mı? Hareketlenmesi ve Kuzmiç'in topun üstünde kalmasını sağlamış. Ama Bayern burada atmaya oynamamış. Pas vermeye oynamış. Çünkü pozisyon itibariyle baktığında onun e, durumu şu. Diyor ki benim o adamım perdeye takıldı. Benim arka tarafta topu yönlendirebilecek 3 oyuncuma 2 tane kızıldızlı savunma var diyor. Yani burada sadece şütör içgüdüleriyle oynasa burada bu topu sıkardı. Peki Ponitka ne diyor? Ponitka diyor ki geliyorum, geliyorum diyor. Kanka geliyorum hazırla. Şimdi bu beraberce çalışılıp savunmayı doğru okuma noktası. Devam ettik lütfen. Duralım. Normal şartlarda biz hep neye alışırız? Gösteriyor Aa. pası. Evet. Normal şartlarda. Evet, Pointerse verebilir bunu. Baktığınız zaman ve o da devamında yansıtır topu. Bir, bir yarım yarım saniye geri gelebilir miyiz? Yarım saniye. Çünkü bence burada bu çok önemli. Biraz daha, biraz daha çok. Karıştır, ee, çok Kuzmiş karıştır. ne savunması yapıyor? İşte onu söyleyeceğim. Bak biraz daha geriye. Kuzmiş de diyor tamam, ki. Tamam duralım. Şimdi Billy Bayer'ın şunu gördü mü hocam? Gördü, gördü. gördü. Şimdi Billy Bayer'ın zaten oraya baktı yani. Buradan görüyor bunu. Şimdi onun bu koşuyu yapacağını biliyor. Ama önündeki adamın da boyu 2.13. Billy Bayer'ın 1.88. Bu adamı Nasıl küçültebilir Willi Beyrin? Ancak yerden pas atacağı izlenimini vererek onun aşağıya doğru hareket etmesini. Ama burada ne yapıyor şu anda? Bakalım. Bak Poitras'a verecekmiş pas fake'ini verecekmiş gibi yapıyor. Devam edelim lütfen. Duralım. Hop iki 13lük adam oldu 1.75. Ayağını da şey yapmış. <laughs> Eller yani ayakla. Tabii el ayakla gelmiş. <laughs> Ve burada e Pozisyonu tekrar e, büyü, 13, büyütürsek. adam bir 75 oldu yalnız hocam. Yalnız politika topu havaya gösteriyor normal şartlarda. Ee, yok artık. Yani ben yani. bilmem. Yani normal ben bilmem. Yani beğenmedim. Bera, Bera tartışabiliriz <laughs> yani bu. Yani normal şartlarda havaya gösteriyor. Devam ettik lütfen. Yani şu pas Duralım. Ki, o kadar önemli ki ya. O kadar önemli ki. yani burada Poitras'a verse yine savunma çözülmüş durumda. Ama ha, o, Sen iki pasta gider diyorsun. Yani şuradan iki, şuraya Buradan da buraya gider. İkinci, yarı, İki pasta ikinci yarı bu şekilde Poitras'a topu verip köşeden Zubkov'dan smaç basket buldular. Evet, Değişen edelim. bir şey yok. Sadece burada savunmanın yerleşimine göre veya eksildiği yere göre takımın sağ iç yerleşiminin oyuncuların birbiriyle mesafesini destekleyecek şekilde var olması. Yerleşim Yerleşim çok önemli. kusursuz. Başlangıç Zamanlama, yerleşimi kusursuz. Mükemmel. Devam ettik. Zaten Smac'a adımlayacakmış da sonradan tersine. Hayır kaçırsa yani. bile Poitras hücum İbantı pozisyonunda. İband. Yani e, yapılabilecek. Xavi Pascual'in imzası. Peki şimdi bunu yaptı. Sonra ne oluyor koç? Bir sonraki pozisyonu hemen bir sonraki. Bu sefer yine topu Bayern getirmiyor. Bu sefer politika getiriyor. Aynı şey oldu mu? Oldu. Yine bu kez ikili. Biraz önce Ponitka eee Berin'i tamamlamıştı. şimdi de Ponitka Berin'e yardımcı olarak. İşte Evet ama şablon olarak baktığımızda burada e, başlangıç aynı. Aynı hiçbir değişiyor. Setin oynanması, açılar, sağ perde bu açı sonrasında bunun buraya bunun buraya çözülmesi her şey aynı. Aynı. Tek fark e, Ponitka ilk pozisyonda dipteydi. Bu pozisyonda yukarıda. Yukarıda evet. Devam ettik lütfen. Hop. Hemen yine buraya ikinci perdeye Duralım. geliyor. Yine e, açılar tamam. Burada e, ikili oyun savunmasında pozisyon vermiyorlar. Devam ettik lütfen. Devam. Kulagin Ponitka'nın yeri değişti sadece. Evet. Her şey aynı. Devam ediyor. Pozisyonu net bulamamış. Duralım. İyi atıcıların yaptığı en önemli işlerden biri de pozisyon çıkmadı. Sen bunu Boboğa da yapıyor. Topu kurtulur. Tekrar aktif hale Her gelecek. Der, gelecek. Evet. Alanı yaratır. O topsuz <laughs> oyun. Peki hocam bu sefer burada Lazareviç bırakabiliyor mu köşeyi? Ya aynen öyle. <laughs> dersi dersi aldılar. Köşeyi kimse bırakamıyor bu sefer. Ama onun da en büyük nedenlerinden bir tanesi tepedeki ikili oyun çözülmesinde Kuzmiç'i e, savunmanın e, aktif olarak kullanmasına e, şey yapamamış. Devre dışı bırakamamış e, kaz e, Zenit ucumu. Bunun etkisi tabii bu. Ve diğer yandan Kalinic olay oyuncu yeteneğine veya oyunu bilmeye geliyor. Devam ettik lütfen. Duralım. Beren'i görüyor musun? Orada adamın içeride olduğunu görüyor. Politikadan diyor ben buradayım diyor. Kardeş ben bir topu alayım. Politikada farkında. Politikada pozisyonunu en iyi oynayan tamamlayıcı oyunculardan bir tanesi. At, Devam son. ettik. Duralım. Bomboş. Ha şu stiline bakayım dedim ya. Şey mi hocam? Kitapta böyle mi yazıyor? Tabla böyle yazıyor. Bakar mısın dizsinin açısına, görüş pendi, yani ya. çıkıp pencereyi açmış oradan top babası göz... öğretti bu arada biliyorsun. Yani şimdi... Babası basketbol antrenörü ya. Yani babası hani basketbol hani antrenörü işte da... olmayanlar öğrenemez mi diyorsun? <laughs> yani ha, babadan öğrenmiş yani onu. Söyleyeyim. Yani çok güzel bir atış. Atsın. Stile. Şu diğer pozisyonda Mike James'in pasını hızlıca görelim. Bitti çünkü aslında süremiz ama bir görelim yani şu nefis bir yetenek var. Göğüs pasını gördük şu. Diyorsun ki Mike sen ben vazgeçmem. Tek diyorsun. el pası ama bu da acayip bir yetenek yani. O yüzden onu görmeni istedim. Gördünüz artık. Bu pas atmak ne kadar zor? Çok evet. zor. Yani çok zor. Bakmıyor bir de. Biraz iş işin üstünden geri, geri, geri 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 gelelim lütfen. Yani bunu biraz daha geri gelelim. Biraz daha duralım. Ee, Zizic geliyor. <laughs> o da sanki kısaymış gibi e, dribbling savunması yapıyor burada. Top sürme savunması yapıyor. Hani stopunda da vardır bu. Handball'da da vardır. Hep başının üstüne. ellerin en savunmasız, evet, yer. en savunmasız yer. Jason Williams hep oradan atar diyor. E, Mike James'e pozisyona baktığın zaman tam başının üstünden pasın kalitesi, <laughs> şiddeti bakar biraz geri gelelim. Biraz geri gelelim. Duralım. Bak Calario'nun yüzündeki çaresizliği görüyor musun? Eva <laughs> Diyor nereden çıkarttı bu pası diyor. Devam edelim lütfen. Calario kendinden geçiyor. Yok olmaz. Bak görüyor musun? Burada yüzü düşüyor. Şans. Acayip evet. bir pas ya. E hadi Mike James'i gördük. Will Beckine de ayıp olmasın o zaman. Derek Williams'a. 2021'i de onlarla bitirelim. E hadi bitir. Burada aldı. Yalnız Derek Williams'ın gittiği takım Will başarılı oluyor ee, hep ilk on harekete hareket sokuyorlar evet. O konuda çok başarılı oluyorlar. Burada uzak denizlere çekti. Will Thomas'ı geçti. Yalnız bunları inanılmaz yapıyor. İnanılmaz, inanılmaz yapıyor. 2021'i güzel uğurladık. 2022'yi yüksek enerjiyle açtık. Taktik tahtası gelecek hafta da karşınızda olacak. Hoşçakalın. Yeah, now, Gotta act fast. Another shot, I never pass. The city comes to life and they got something to say. Come on, let's go. I feel devotion.